Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle e-bebeği inceleyeceğiz. E-bebekte son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e-bebek 46,50 liradan halk arzını gerçekleştirmiş. Devamında da 7 Eylül'le işlem görmeye başlamasının ardından burada birkaç günlük tavan serisinin ardından 82,90'a kadar yükselmiş. Devamında da bir düşüş kaydederek fiyat 56,15 seviyesine kadar gerilemişti. Sonra bu kanalı kırmasıyla birlikte güzel bir yukarı yönlü tepki hareketi. Bu tepki burada dirence takıldı. Dirençten oluşan satışlarla da fiyat geriledi. Şu anda da 61,40 62 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi bazen topu paylaşımları yapıyoruz ve bunun bir geri dönüş sinyali olduğunu söylüyoruz ve hissenin daha doğrusu formasyonun güveninin yüksek olduğunu söylüyoruz. Ancak bakın burada da net bir daha önce bir Tobo formasyonu oluşmuş ve bu Tobo formasyonu burada direnci geçemeyince bozulmuş arkadaşlar. Yani her formasyon %100 çalışacak diye bir kaydı yok. Bir de formasyonların kesin olarak çalışmasının beklenmesi için de burada şurada gördüğünüz direnç noktasının üstünde kesinlikle kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada Tobo vardı ancak çalışmadı çünkü fiyat direnci geçemedi. Direnci geçemediğinden dolayı formasyon fiyatlamasını yapamadı arkadaşlar. Bunu da videolarımızı, kanalımızı daha doğrusu takip eden arkadaşlar için genel bir bilgi olarak paylaşalım. EBB'ye dönüldüğünde burada net bir görüntü var. Fiyat aslında sıkışmış. 74-35 seviyesini bir türlü aşamamış arkadaşlar. Bu seviyenin aşılamamasıyla birlikte burada zaten ilk etapta kocaman satıcılı bir mum görüyorsunuz. Direnci sonrasında da fiyatlar 61-40 seviyesine kadar gelmemiş. Şimdi e-bebek tarafında alım yapmayı düşünen arkadaşlar bu seviyelerden şansını deneyebilir. Çünkü daha önceden de 60 seviyesinden dönüş gerçekleştirmişti. 61-60 seviyesinden isterseniz risk alabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta eğer ki 60 seviyesi kırılırsa düşüş 56 seviyesine kadar devam edebilir. O yüzden daha garanti bir alım istiyorsanız desteğin kırılımını takip edebilirsiniz. Kırıldıktan sonra alt bantlardan alım yapabilirsiniz veya bu seviyeden risk almazsanız düşüş olursa burada 56-57 bölgesi gelirse de alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada kısa vadede fiyat 66'ın üstünde de kalabilirse tekrardan 74 seviyesini denemek isteyecektir. Burası önemli. Bakın burayı 1, 2, 3, 4, 5 kere denemiş geçememiş. Yani önemli bir direnç noktası. Bu direnci geçebilirse tekrardan da en son tepe noktası hedef fiyat olarak takip edecek. Aslında biraz daha yatay bant diye tabir ettiğimiz bir görüntü var. Fiyat burada 61-74 arasında kalmış. Desteği kırmaması gerekiyor düşüşlerin devam etmemesi için. Kırarsa İstiyorsanız tabi orta ve uzun vadeli alım gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle 56-57 bölgesi gelirse bu seviyelerden de al satça trade eden arkadaşlar alım gerçekleştirebilir. Burada tekrardan bir ikili dip olma ihtimaline karşı alıp tepki yükselişliğine satabilir. Bu da size kısa vadede güzel bir kar marjı bırakacaktır. Bu seviyelerden de alınabilir ama buradan yapacağınız alımla birlikte 60 bölgesinin kırılması durumunda düşüş olacağını bilin. Panik yapmayın yani iki kademe yaparsanız daha güzel olacaktır. Fiyatta kısa vade olacak tepki alımlarla birlikte 66'ın üstüne çıkabilirse de 74 seviyesi hedeftir. Bu da size arkadaşlar kısa vadede buradan dönüş gerçekleştirmesi durumunda %20 üstünde bir getiri sunacaktır. 74 geçirmesiyle birlikte bant da değişecektir. Bant değişimiyle birlikte ilk etapta 82-83 seviyesi hedef olacak arkadaşlar. EBB kısa vadeli olarak aslında bu şekilde bakılabilir. 66 üstü pozitif, 66 üstünde fiyatlamalarda 74-75 seviyeden yükselişler görebiliriz. Orta vadede bu seviye geçirse de tekrardan 82-83 seviyesi e-bebek tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. E-bebek bu şekilde, bu bandın da üstü var arkadaşlar. Tekrardan bu fiyat bu seviyelere gelirse yeniden güncellememizi yapıp hedef fiyatlarını da söyleriz. E-bebek teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar, hoşça kalın.